En sevdiğiniz mobil uygulama hangisi diye soracak olsam muhtemelen birçoğunuz aynı cevap vereceksiniz. CapCut değil mi? Çünkü hem %100 ücretsiz olarak kullanabiliyoruz hem de sürekli getirdikleri güncellemelerle harika özellikler sunuyorlar. Fakat CapCut artık sadece bir mobil uygulama değil arkadaşlar. Bundan bir süre önce bildiğiniz gibi online versiyonunu çıkarmışlardı. Yani tarayıcı üzerinden CapCut'a girip mobil versiyonunda ne yapabiliyorsak aynısını orada da yapabiliyorduk. Evet, fikir olarak güzeldi ama bazı zorlukları vardı. Çünkü büyük boyutlu video dosyalarımızın üzerinde çalışmak istersek o videoları internete yüklememiz gerekiyordu. Bu da çoğu zaman mümkün olmuyordu. Fakat online versiyonla birlikte bizlere aslında bir ipucu verdiler. Benim de tahmin ettiğim gibi bunu yaptılarsa çok yakında bilgisayar programını da çıkaracaklar demiştim. Ve nihayet CapCut'ın resmi bilgisayarlara indirilebilir sürümü çıktı arkadaşlar. Hem macOS işletim sistemleri hem de Windows işletim sistemleri için %100 ücretsiz olarak bilgisayarlarımıza artık CapCut'ı indirebilir ve kullanabiliriz. CapCut'ın bilgisayar versiyonunda mobil versiyonunda olan bütün özellikleri kullanabiliyoruz. Mobilde olmayan birkaç özelliği daha var ki bunlar profesyonel bilgisayar programlarında olan özellikler. Şimdi gelin CapCut'ı nereden nasıl indirebiliyoruz ve mobilde olmayan özellikler nelermiş hep beraber bir göz atalım isterseniz. İlk olarak CapCut'ı nereden ve nasıl indirebileceğimize hemen bakalım isterseniz. CapCut.com sitesine giriyoruz. Oldukça basit bir sayfa açılıyor karşımıza. Dilerseniz sign up, yani üyelik yapabilirsiniz ve login yaparak giriş yapabilirsiniz. Bu sign up ne işinize yarayacak? Mail adresinizi vereceksiniz ve yenilikler, haberler sizin mailinize düşecek. Fakat en basit yöntemiyle anlatmaya çalışacağım sizlere şimdi. Ana sayfada iki tane buton var zaten. Download for Mac diyor. Şu anda ben Mac'ten giriş yaptığım için. Eğer Windows'tan girerseniz Download for Windows yazacaktır sizde zaten. Aşağıya doğru indiğimizde neler yapabileceğinizi anlatıyor. Zaten videonun başında söylediğim gibi mobilde ne yapıyorsak burada da aynılarını yapabiliyoruz. O yüzden bir daha anlatmaya gerek yok. Download for Mac diyorum ve bilgisayarıma indiriyorum. Evet, bilgisayarımızı indirdik. Şimdi CapCut'ı açıyorum ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Buradan sign in yapabilirsiniz. Burada TikTok, Apple, Facebook ya da Google hesaplarınızda giriş yapabilirsiniz. Ben daha önce zaten üyelik açmıştım. Sizlerin de açmasını öneririm. Çünkü projeleriniz vesaire içinde duracaktır bu şekilde. Burada Project Details kısmı var. Daha önceden çalıştığınız projeleri burada göreceksiniz. Aynı mobilde ilk açtığınızda ana ekranda çıkan gibi. Start Creating kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi oldukça profesyonel bir video edit düzenlemesi haline gelmiş CapCut. Yani bir Premiere, DaVinci ya da Final Cut'ın arayüzü neyse hemen hemen benzer bir arayüzde bizlerin karşısına çıkarmışlar. İlk olarak şöyle bir arayüze bakalım isterseniz. İlk olarak lokalin içerisinde import var. Burada import'a tıkladığımızda bilgisayarımızdaki klasörlere ulaşır ve bilgisayarımızın içinden dosyaları buraya aktarabiliyoruz. Fotoğraf, video ve ses dosyalarını. Library kısmında ise yine mobilde olduğu gibi hazır videolar bizlere sunuyor CapCut. Audio kısmında müzikler var arkadaşlar. Fakat bu müzikler bir kere daha söylüyorum ki teliflidir. Yani YouTube gibi platformlarda kullanırsanız telif yersiniz. Fakat TikTok'ta kullanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı olmayacaktır. Burada ses efektleri var. Normalde ben videolarımda montaj yaparken çıkan yazılara ya da işte başka animasyonlara ses efektini harici olarak başka web sitelerinden indirip kullanırım. Ama CapCut'ın kendi içerisinde ses efektlerinin olması müthiş bir avantaj arkadaşlar. Mesela böyle hazır geçiş efektleri var. Mesela bunları ekrana çıkan işte sosyal medya ikonları animasyonlarınızda vesaire kullanabilirsiniz. Ya da videolarınızın arasındaki geçişlerde bu ses efektlerini kullanabilirsiniz. Burada Extract Audio kısmında ise harici ses aktarabileceğiniz kısım. Burada da import çıkıyor. Yani bilgisayarınızdan MP3 dosyalarını buraya atabiliyorsunuz. Bir de TikTok kısmı var. TikTok'taki müzikleri de burada kullanabiliyorsunuz. Bu da müthiş bir özellik. Text kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar yine CapCut'ın içerisinde olan hazır yazı efektlerini burada bulabilirsiniz. Ve bu yazıları da bildiğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Artık bir ton uğraşmamıza gerek yok yani. Ekstra böyle şeyler yapmak için. Social media kısım var. Ya aslında bunları anlatmama gerek yok işte. Zaten biliyorsunuz siz. Auto Captions kısmı ise otomatik altyazı kısmı. Bildiğiniz gibi CapCut konuşmalarımızı otomatik olarak algılayıp altyazıya dönüştürüyor. Şu anda bilgisayar versiyonunda Türkçe dil desteği yok fakat yakında gelecektir diye düşünüyorum onu da. Local Captions kısmında ise bilgisayarınızda SRT uzantılı bir altyazı dosyanız varsa oradan videonuzu aktarabilirsiniz. Sticker kısmında yine CapCut'ın içerisinde kullanabileceğimiz hazır ücretsiz stickerlar var. Burada efektler var. Transition
Cinemas'ta hazır geçişler var. Bu geçişleri de eskiden ne uğraşırdık? Premiere'de falan böyle kendimiz yapardık ya da bir şekilde bir yerlerden indirmeye çalışırdık. Çoğu da paralıydı. Yani CapCut'ta bu popüler olan geçişler falan hepsini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Filters kısmında ise hazır renk filtreleri var. Burada benim en sevdiğim metal renk filtresi. Gerçekten çok hoş renkler veriyor videolarınıza ve fotoğraflarınıza. Ve işte mobilde olmayan bir özellik. Adjustments kısmı. Premiere After Effects kullananlar buna aşinadır. Adjustment Layer arkadaşlar bu. Yani bir katmanın üzerine Adjustment Layer atıyorsunuz. O layer'ın üzerine hangi özellikleri verirseniz alttaki katmanlara da aynı özellikler geçiyor. Birazdan bunu göstereceğim. Hemen sağ tarafa doğru baktığımızda Shortcut kısmı var. Burada da bilgisayardan kullandığımız için tabii ki artık klavye tuşları da işin içine giriyor. Burada iki tane farklı seçenek sunmuş sizlere. Shortcut 1 ve Shortcut 2. Hangisine daha çok aşinaysanız, eliniz alışıksa o kısa yolları kullanabilirsiniz. Mesela burada bölme B tuşu, işte Select A tuşu, Player, Basic ve Other kısmında da diğer kısa yolları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat niye bilmiyorum, burada kısa yollar değişmiyor. Mesela ben normalde bölmeye B tuşunu kullanmıyorum, C tuşunu kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda muhtemelen kısa yolları da değiştiririz diye düşünüyorum. Ve yine mobilde olmayan bilgisayarda ki en güzel özelliklerden ve en çok işimize yarayacak özelliklerden bir tanesi olan Modify'in içerisine giriyorum arkadaşlar. Burada performansa geliyorum ve gördüğünüz gibi proxy özelliği geldi. Proxy nedir? Kısaca tarif etmem gerekirse mesela yüksek boyutlu ya da yüksek çözünürlüklü video dosyalarını bilgisayarlarınız kaldırmayabilir. Çalışırken videolarınız donabilir, takılabilir ya da işte bilgisayarınızın performansı düşüktür, daha hızlı çalışmak istiyorsanızdır. Bu durumda video dosyalarının proxy'lerini alırız. Proxy dosyaları videoları çalışma alanında sadece edit programında çözünürlüğünü düşürür ve sizin daha rahat çalışmanızı sağlar. Çıktı alırken yani export alırken tekrar orijinal halinde export alırsınız. Böylece takılmadan hızlıca sorunsuz bir şekilde bilgisayarlarınızda çalışabilirsiniz. Proxy özelliği gerçekten de muhteşem bir özellik olmuş. CapCut'ın bilgisayar versiyonunda bunu çok fazla kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Ha bilgisayarınız iyidir tabii ki proxy'yi illa kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi hemen buraya bir video atıyorum arkadaşlar. Şöyle yeşil perdede çekilmiş bir video. Bu arada buradan pencerelerin boyutlarını da değiştirebiliyoruz. Diğer programlarda olduğu gibi. Şimdi bunu timeline kısmına nasıl atacağım? İki seçeneğimiz var. Ya sağ alttaki artıya tıklayacağım, add to track diyeceğim veya geri aldım bunu Ctrl Z ile aşağıya doğru sürükleyip bırakabilirim arkadaşlar. İki yöntemde hangisi kolayınıza gelirse yapabilirsiniz. Ve böylece timeline'ımızı aktif hale getirdik. Şimdi buraya bir dosya da aktaracağım. Yine import'a tıklıyorum. Şöyle bir arka plan indirmiştim. Bunu da alıp şuraya bırakıyorum ve diğer videoyu yeşil perde olanı üzerine alıyorum bunun. Şimdi buradan da videoları şu şekilde kısaltabiliriz ve uzatabiliriz. Dediğim gibi B tuşuna bastığınızda kesme kat işareti çıkar ve buradan videolarınızı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. A tuşuna basarak da araları silebilirsiniz. Tekrar geriye aldım. Şimdi burada bir video üzerinde neler yapabiliyoruz onları göstereceğim. Videonun üzerine tıkladığımızda sağda bir panel açılıyor. Bu panel içerisinde basic kısmında videomuzun boyutunu değiştirebiliriz. Buradan büyütebilir ya da küçültebiliriz. Buradan x ve y koordinatlarını da rakamsal olarak değiştirebiliriz veya rotation'dan bu şekilde döndürebiliriz. Hemen yanında da keyframe'ler bulunuyor. Bildiğiniz gibi keyframe'ler bir objeye animasyon vermeye yarar. Buradan keyframe'leri aktif hale getirebiliyoruz. Blend modunda alttaki videoyla karıştırabiliriz. Blend karıştırmak anlamına geliyor. Burada farklı seçenekler var. Bildiğiniz gibi transparanlığını buradan ayarlayabiliyoruz. Stabilize kısmında videolarımız eğer çok sarsıntılıysa 3 farklı seçenekte videolarımızın sarsıntısını giderebiliriz. Facial Beauty kısmı var. Burada da arkadaşlar yüzümüze filtre verir. Şöyle büyüteyim hatta. Böyle videolarınızda güzellik filtreleri uygulayabilirsiniz kendinize. Gördüğünüz gibi şöyle yüzü değiştirebilirsiniz, gözleri büyütebilirsiniz, burnunuzu küçültebilirsiniz, daha açık tenli olabilirsiniz, dişlerinizi beyazlatabilirsiniz ve body kısmında da tekrar videomuzu bir küçültelim. Evet, body kısmında da kendinizi inceltebilirsiniz, boyunuzu uzatabilirsiniz, belinizi inceltebilirsiniz ve kafanızı küçültebilirsiniz. Hepsini de buradan yapabiliyorsunuz. Basic'in hemen yanında Cutout kısmı var. Cutout'ta Chroma Key ve Auto Cutout var. Eğer yeşil perde ya da mavi perdede bir çekim yaptıysanız buradan renk seçme aracını alıp yeşilin üzerine tıklıyorum ve buradan Strength'i yani gücünü arttırıyorum ve gördüğünüz gibi arka planı kaybettik, sildik.
Ve tabii ki bunun için altta bir videonuzun olması gerekiyor. O yüzden de şu arkadaki deniz videosunu oraya koymuştum. Chroma Key'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir de Auto Cutout var. Burada da yeşil perde olmayan videolarınızda arka planınızı kaldırabilirsiniz. Yani mobildeki arka planı kaldır kısmı. Onu da hemen şöyle göstereyim sizlere. Buraya bir video daha import edeceğim. Evet, burada da şöyle kendi videom var. Bunu aldım. Evet, buradan Auto Cutout'a tıklıyorum. İşlemin yapılmasını bekliyorum. Burada işlemin ilerleyişini şurada processing kısmında görürsünüz. Yüzde olarak ve %100 oldu. Ve gördüğünüz gibi videomdaki arka planı da böylece kaldırmış oldum. Ve kusursuz şekilde çalışıyor. Gerçekten muazzam bir şey. Bu özelliği her seferinde şaşırıyorum ve gerçekten hayretler içinde kalıyorum. Çünkü After Effects'te bunu roto tekniğiyle yapmaya kalksanız çok ama çok zaman geçiyor ve bu kadar da temiz yapmıyor. Tabii ki orada müdahale şansınız daha fazla oluyor ama CapCut'ın bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı şekilde arka plandan ayırması müthiş bir şey bence. Bu arada proxy almadan da videolarınızda daha hızlı çalışmak isterseniz şuradaki performans öncelikliği seçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha kaliteli görmek istiyorsanız videolarınızı buradan quality'yi seçersiniz. Tamamen bilgisayarınızın performansına bağlı bir şey bu. Evet, onun da hemen yanında mask kısmı, yani maskeleme kısmı var. Burada da yine mobilde olan hazır maskeleme özellikleri var. İlerleyen zamanlarda pen tool'la kendimiz maskeleme seçeneği de muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Audio kısmına baktığımızda burada birçok farklı işte ses değiştiren özellikler var. Ama en güzel özelliklerden bir tanesi, bunu daha önce anlatmıştım, noise reduction, yani arka plandaki gürültüyü, cızırtıyı engelleyen özellikler. Arkadaşlar. Evet, sesi burada temizleyebiliyorsunuz. Speed kısmında iki tane farklı hız özelliği var. Bir tanesi normal. Buradan katlanarak videonuzu hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Bir de curve kısmı var. Burada da videonuza speed ramp, yani hız eğrisi uygulayabiliyorsunuz. Animation kısmında hazır animasyonlar. Adjustment kısmı ise işte asıl fark yaratan kısımlardan bir tanesi, az önce söylediğim gibi. Şimdi şu videoları siliyorum ve bir tane log çektiğim bir görüntüyü atacağım buraya. Profesyonel kameralar log çekim yapabiliyor bildiğiniz gibi. Yani üzerinde daha sonra daha fazla işlem yapabileceğiniz ham hali diyebiliriz videonun. Tam aslında RAW gibi değil ama biraz daha flat hali, yani böyle daha soluk hali. Üzerine LUT attığınız zaman gerçek renklerine oturuyor ve daha sonra renklere daha çok müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi bu benim drone'umla çektiğim, Air 2S'le çektiğim bir log video. Buradan adjustment'a geliyorum arkadaşlar. Custom adjustment'a tıklıyorum. Buradan artıya tıkladım ve bir tane adjustment layer açtım gördüğünüz gibi. Şimdi adjustment layer'a hangi efekti verirsek alttaki video ya da videolara o efektler geçer. Şimdi sol taraftaki LUT'a tıklıyorum ve buradan import diyerek bilgisayarımdan LUT dosyasını buraya aktaracağım. Evet, burada Air 2S'in LUT'u D-Log. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi adjustment'a tıklıyorum ve buradaki sağ taraftaki menüden LUT'un içerisinde name'in içine tıklıyorum ve buradan D-Log'u seçiyorum. Gördüğünüz gibi renklerimiz oturdu. Şöyleydi ve şöyle oldu. Yani log formatı Rec 709'a dönüştü ve gerçek renklerine oturdu gördüğünüz gibi videomuz. Şimdi adjustment layer üzerinde farklı oynamalarda yapabiliriz. Mesela buradan işte beyaz dengesini ya da işte hue değerini, doygunluğunu, ışığını, kontrastını, her şeyini buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ve bir de HSL kısmı var. HSL kısmından da renklere müdahale edebiliyoruz. Mesela şöyle maviyi biraz daha turkuaza çekelim. Sarının doygunluğunu biraz daha arttıralım, ışığını kısalım, biraz rengini değiştirelim gibi birçok ayarı, renk ayarını buradan profesyonel bir program gibi yapabiliyorsunuz. Bir de şuraya tıkladığımızda burada da profesyonel renk dengelerini, lumetri ayarlarını göreceksiniz arkadaşlar. Renk bilginiz varsa bu kısım çok işinize yarayacaktır. Bu da CapCut'ın mobil versiyonunda olmayan bir özellik ve gerçekten burada gördüğüme şaşırdığım bir özellik oldu. Sadece profesyonel video edit programlarında olan bir özelliktir. CapCut'ta ekstra olarak bir de renk düzenleme kısmı da geldi. Ve son olarak videomuzu nasıl export, yani çıktı alacağız. Sağ üstteki export'a tıklıyorum. Buradan videomun adını veriyorum. Export to kısmında nereye kaydedeceğimi seçiyorum. Buradan çözünürlüğünü seçiyorum. 4K seçelim mesela. Bitrate'ini ayarlayabiliyoruz. Bu da mobil versiyonda yoktu. En yüksek bitrate olsun. Kodek olarak da birçok farklı kodek seçeneği sunuyor bizlere. MOV ya da MP4 formatında kaydedebiliriz. Ve frame rate'i de buradan ayarlayabiliriz.
ve daha sonra export'a basıyorum. Videomuz bilgisayarımıza kayıt oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde CapCut'ın bilgisayar versiyonunu şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şimdi hepiniz CapCut'ı muhtemelen indirmeye başladınız bile. Peki sizin düşüncelerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizce CapCut, Premiere, Final Cut, DaVinci, After Effects gibi programlara rakip olabilir mi? Hangi konularda daha avantajlı olacak, hangi konularda daha dezavantajlı olacak? Yorumlarınızı aşağıya merakla bekliyorum. Bu videoda CapCut'ın özellikleri üzerine çok fazla yoğunlaşmadım. Çünkü zaten mobil versiyonu ile ilgili yüzlerce video kanalımda mevcut. O videoları da izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.